Merhaba, ben Ünlü Mevkul Derler Araştırma Bölümünden Murat Akyol. Forex için hazırladığımız bu videoda 19 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ve haftanın en önemli gündem maddesi olan PPK toplantısının yanı sıra Borsa İstanbul'un genel görünümüne kısaca değineceğiz. Bildiğiniz gibi Murat Uysal'ın görevden alınmasının ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal, Berat Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise Lütfi Elvan atanmıştı. Naci Ağbal görevi devraldıktan sonra yaptığı basın açıklamasında fiyat istikrarı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlı bir şekilde kullanılacağına vurgu yapmıştı. Lütfi Elvan ise enflasyonla mücadele sürecinin maliye politikaları ve diğer tüm araçlarla kararlı bir şekilde destekleneceğini ifade etti. Bu iki açıklama para ve ekonomi politikalarının değişeceğine yönelik beklenti yaratırken risk iştahında belirgin şekilde güç kazanmasını sağlamıştı. Daha sonra ise yine geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönem fiyat istikrarı ve tek haneli enflasyon vurgusu geldiğini gördük. Ekonomi yönetiminden gelen mesajların özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte en üst düzeyde desteklenmesi yeni ekonomi yönetimi altında ekonomi ve para politikasının çok daha güçlü ve öngörülebilir olacağına dair bir beklenti yaratmış durumda. Bu noktada Merkez Bankası'nın bu hafta yeni başkanın yönetimi altındaki ilk toplantısında güçlü bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor ki piyasada oluşan faiz artırımı beklentisi de yaklaşık olarak 500 bas puan civarında bulunuyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu güçlü faiz artırımı beklentisini ne ölçüde karşılayacağının ve vereceği mesajların TL varlıkların kısa vadeli seyrinde belirleyici unsur olarak çalışacağını düşünüyoruz. Merkez Bankası'nın enflasyonun öngörülenden daha yüksek bir seyir izlediğine vurgu yaptığı bir dönemde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin de GLP faizine doğru hızla yaklaştığını görüyoruz ki GLP faizi %14.75 seviyesinde bulunuyor. Ancak faizlerin de bu seviyeye yaklaşması durumunda, ulaşması durumunda daha doğrusu %14.75'e ulaşması durumunda artık yukarıda hareket alanı kalmayacak faizlerin. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın da hem enflasyonla mücadele etmek hem de kendi hareket alanını genişletmek için 19 Kasım'daki toplantısında faiz silahını kullanacağını düşünüyoruz. Bu noktada Merkez Bankası politika faizini arttırıp bundan sonra fonlamayı da aslında bu faizden yapabilir. Bu biraz daha sadeleşmiş bir para politikası olmasını tabii sağlayacaktır. Ancak hareket alanını genişlettiğini düşünürsek koridor uygulamasının muhtemelen devam edeceğini göreceğiz diye tahmin ediyoruz. Ayrıca Merkez Bankası biliyorsunuz son toplantısında gecelik borç verme faiziyle GLP arasındaki makası 300 bas puana çıkarmıştı. Tabii politika faizinin arttırılması durumunda güçlü bir şekilde piyasa beklentisine paralel şekilde arttırılması durumunda muhtemelen artık bu farka da gerek kalmayacak. Dolayısıyla aradaki makasında yeniden 150 bas puana indirildiğini görebiliriz. Tabii her ne kadar faiz arttırımları ekonomik aktivite üzerindeki etkilerin nedeniyle büyüme açısından özellikle lehte bir tablo yaratmasa da bunun faiz artırımlarının kurdaki zayıflığı sınırlamak, enflasyonu kontrol altına almak ve finansal istikrarı sağlamak için yapılması piyasalara yansımasının da pozitif olmasını sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında Merkez Bankası'nın politika faizinde piyasa beklentisine paralel bir arttırma gitmesi durumunda bunun TL varlıklara pozitif yansımasını bekleriz. Diğer taraftan Borsa İstanbul'a bakacak olursak, önceki haftaki %7'lik değer kazanımının ardından geride bıraktığımız haftada da bu kez %8'lik bir değer kazanımı gördük. Endeksteki iyimserlikte gerek ekonomi politikasında değişiklik olacağına dair beklentilerin gerekse aşı haberlerinin normale dönüş umutlarını arttırmasının etkili olduğunu gördük. Yükselişi tetikleyen unsurların geçerliliğini koruduğunu düşünürsek yukarı yönlü eğiliminde sürme potansiyelinin daha ağır bastığını aslında söyleyebiliriz. Teknik açıdan baktığımızda ise Kasım ayı başından bu yana gerçekleşen sert değer kazanımlarının kar satışı riski yaratması dışarıda bırakıldığında koşulların hala lehte olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda özellikle 1285 seviyesinin üzerindeki rakamlarında daha yüksek seviyelere kapı açacağını tahmin ediyoruz. Kaldı ki şunu da unutmamak lazım. Ekonomi ve para politikalarında yeni bir döneme geçilmiş olması ve güven arttırıcı adımlar atılması yabancı yatırımcının da TL varlıklara bakış açısını muhtemelen iyileştirecektir. Ki bunun ilk sinyallerini de CDS primlerinde görmeyi bekliyoruz.